Önceki gün Marion Otel Operasyon Müdürü Orhan Acar ile birlikte basın mensuplarıyla kahvaltıda bir toplantıda bir araya gelen Marion Otel ortaklarından Mehmet Çetin otelde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Hedefimiz 15 Ocak'ta otelimizin resmi açılışını yapmak. Şu an misafir kabul etmeye başladık. Misafirlerimizi hem personelimizi eğitmek hem kendimizi denemek adına misafir kabul ediyoruz. Bütün birimleriyle beraber 15 Ocak'ta inşallah bir aksilik olmazsa otelimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Otelin 15 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Mehmet Çetin, İnegöl'ün en büyük binası, İnegöl'ün bir süliyeti diyebiliriz diye konuştu. Şimdi otelimiz 15 bin metre kapalı alana sahip, İnegöl'ün en yüksek binası. İnegöl'ün bir silüeti diyebiliriz. Özellikle Bursa'dan yani yoldan geçenler herkesin bahsetmiş olduğu İnegöl'ün bir şeyinden binasından ziyade İnegöl'ü anlatırken hani bir fotoğraf konulacaksa o fotoğrafın içine girecek bir bina yapıldı. 13. katta açık bir havuz yaptıklarını belirten Çetin, sonsuzluk havuzu dediğimiz bu havuzda su aşağı akıyor gibi gözüküyor. Bu dünyada 3-4 tane binada ve otelde denenmiş bir sistem diye konuştu. 3. katımızda havuz yaptık, açık bir havuz yaptık. Sonsuzluk havuzu dediğimiz bu havuzda su aşağıya akıyor gibi gözüküyor. İçine girdiğinizde sanki bir sonsuzluk şeyi veriyor. Bu dünyada 3-4 tane binada ve otelde denenmiş bir sistem. Bizimki çok büyük değil. Mesela bunun ilk örneği Singapur'da var ama çok devasa bir yapı. Bizim ne yapımız ona müsait. Ama İnegöl'e yeteceğini düşündüğümüz, İnegöl'ler daha güzellerine, daha iyilerine layık. Fakat bizim kendi imkanlarımızda sunabileceğimiz bir hizmet oldu bu. Otelin bütün birimlerinin İnegöl halkının hizmetine olduğunu ifade eden Çetin, biz bu yatırımı sadece ticari düşünerek yapmadık diye konuştu. Birimlerimiz, bütün binamız, sahip olduğumuz bütün değerler İnegöl halkının hizmetindedir. Yani biz bu binayı sadece ve sadece yani bu yatırımı ya işte ticari düşünerek yapmadık. Yani evet ticaret yapacağız, para kazanacağız. Yatırımı yatırmış olduğumuz maliyeti geriye alacağız ama buranın İnegöl'e bir değer olması gerekiyor. Ve İnegöl halkının buradan her biriminden istifade edebiliyor olması lazım. Mehmet Çetin otel yatırımını Amerika'daki kazanımlarıyla yaptıklarını belirtti. Dolayısıyla hani İnegöl'lü bir firma değiliz. Fakat İnegöl'lüyüz. Yani buradaki fark o. Şimdi bazı yayın organlarında şunu görmüştük. İşte Kanadalı bir yatırımcı oteli satın almış. İşte Acun Ilıcalı ortak olmuş. Evet, Kanadalı değiliz ama Amerika'da hani şirketimiz, kazancımız Amerika olduğu için öyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Evet, Acun Ilıcalı buraya ortak olmadı ama bir Fatih Bey'in aile dostudur, giderler, görüşürler. Bu tarz bir ilişkiden insanlar farklı yorumlamış olabilirler. Buradaki olay bu. Çetin otelde kesinlikle alkol satışının olmayacağını belirterek şunları söyledi. Tabii ki biz bu yatırımı yaparken dediğim gibi evet bizim sahip olduğumuz bir dünya görüşü var. Bunun yanında da tabii ki ticaret yapıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz ve ciddi bir yatırım yapıyorsunuz. Bir fizibilite araştırmamız da var. Dolayısıyla bu fizibilite araştırmamız neticesinde bizi yönlendiren, bu yatırıma niyet etmiş olan arkadaşların da niyetleri burada alkolsüz bir otel açmaktı. Biz de burayı alırken bizim de aynı niyette insanlar olduğumuzu kendilerine bildirdik. Dolayısıyla onlar da bu sefer daha da şey yaptılar, sahip çıktılar bize, daha da sevindiler. Hani herhangi birisine burayı vermektense bizim gibi düşünen insanların burada bu yatırımı yapmasını daha makul gördüler ve biz bu şekilde ilerledik. Buradaki hedefimiz şu, biz insanların, hiçbir insanın, hiçbir dini ya da farklı görüşün kritiğini yapmıyoruz. Sadece ve sadece bizim duruşumuz budur. Biz alkol satmıyoruz. Lakin ben odamı kiralamışım. Misafirim elinde alkolüyle gelmiş, alkolünü almış. O beni ilgilendirmiyor.